Kastamonu Abana'dayız. Yanımda Fatih Tekstil kurucusu Mehmet Bey var. Evet. Mehmet Bey, öncelikle sizi kısaca tanıyalım. Mehmet Mahmutoğlu, aslen İnebolu'yum ve İstanbul'da iş yapıyorduk. Ondan sonra buraya geldik, Abana'ya. Buraya gelişiniz? Gelişimizin sebebi İstanbul'da işçi sorunu ve de yerimiz dar olduğu için geniş bir yer istedik. Burayı tercih ettik işte çocuklarımla beraber. Abana'ya geldik ve buranın mülkiyetini aldık. Burada şu anda faaliyet gösteriyoruz yani. Siz peki bu sektöre nasıl başladınız Mehmet Bey? Ufaktan beri bu sektörde çalıştım. 1984'te bir arkadaşımla ayrı bir şirket kurduk. O şirketi 2004'e kadar devam ettirdik. 2004'te ayrıldık. Çoluk çocuk büyüdü. Çocuklarımla beraber ayrı bir şirket kurduk ve bugüne kadar da devam ediyoruz. İstanbul'daydı aslında sizin merkeziniz. Evet. Oradan biraz bahsedelim Mehmet Bey. İstanbul'da Allah'a şükür işimiz iyiydi ama yer sorunumuz vardı, yerimiz dardı ve işçi sorunumuz vardı. İşçi bulamıyorduk. Bu sefer ilerleyemiyorduk yani. Sonra Kastamonu'ya bir teşvikle aslında geldim. Evet, teşvik şeysi. Bir de memleketimiz dedik. Memleket sevdasına buraya geldik işte. Burada da devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi biraz da ipliklerden bahsedelim. Ne yapıyoruz bunları? Bunlar ne oluyor? Bunlar çoraba kullanılır, trikoya kullanılır. Her türlü mesela giyim eşyasına kullanılabilir. Lastik olarak, likro olarak kullanılır. Mehmet Bey, fabrikayı gezerken 3 tane ipliğin başka bir bobine sarıldığını gördüm. Evet. Bu işlemin ne işe yaradığını anlatır mısınız? Bu işlemimiz 3 iplik bir araya gelecek ki bir likra, 2 tane naylon ipliği, 3'ü bir araya geliyor. Uzamasını yapmamız için, elastikiyet vermemiz için. Elastikiyet vermezsek çorapta olmaz. Adam ayağını sıkar. Yani rahat giyebilmesi için adamı bu o türlü şeyi yapıyoruz. Sonra onlar üretildikten sonra İstanbul'a mı gidiyor? Ambalaj yapıp kolilere koyuyoruz. İstanbul'daki merkezimize gönderiyoruz. Oradan da firmalar. İki tane oğlum var. Dağıtım yapıyorlar. Müşterilerimize satıyorlar. Oğullarınız İstanbul'da mı? Evet efendim. Burada siz tek misiniz? Tekim burada. Bir de yeğenim var işte. Şimdi çalışma kadronuza gelelim isterseniz. Kaç kişilik ekibiniz var? Şu anda 18 kişi var. 3 vardiya üzerine çalışıyoruz. Sabah 8, akşam 4, 4, 12, 12, 8. Ekip kaç kişide acaba? 18 kişi var. Hepsi evet. Şu anda 18 kişi var. Ama ileride işler çoğalacak. Adam da çoğalacak. Allah izin verirse tabii. İnşallah. Peki ileriye dönük hedeflerde bu iplik dışında tekstil sektörüne farklı bir boyutta da yol vermek, yön vermek istiyor musunuz? Tabii Allah izin verirse olacak tabii. Allah izin verirse. Yerimiz bol burada. Yer bizi gıdıklayacak yani. Mehmet Bey, sizi tercih etmeleri için bir nedeniniz var mı? Nedir? Ya bizi tercih etmeliler şu 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 yüzden diyebileceğiniz bir şey. Malı düzgün yapmamızdan, müşteriye hizmet etmemizden dolayı bizi tercih ediyorlar tabii. Bu piyasadır. Fiyat bakımından, müşteri bakımından. Bunlar tabii iyi mal yaparsan satarsın, iyi mal yapmazsan satamazsın. Değil mi efendim? Bu da size geri dönüş sağlıyor. Bir şekilde müşteri memnuniyetini kazanıyorsunuz. Evet, evet tabii efendim. Peki eklemek istediğiniz son bir şey var Mehmet Bey? Vallahi işte parayı bulursak çok para. Devlet de bize yardım ederse daha büyüyeceğiz inşallah. İnşallah. Zaten çok enerjik bir yapınız var. Bence bu enerjiyle çok çok daha iyi işler i̇nşallah. Çıkaracaksınız. Allah sağlık verirse efendim.